Mutlaka deneyelim. Deneyeceğiz, tamam. Onu deneyeceğiz, onu çok merak ediyoruz. Çünkü safran çiçeği zaten medikal anlamda da yani uzayda... Karabük Bilsem öğrencileri uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için teknolojiler geliştiren bilim insanlarına veri akışı sağlarken bu alana yönelik çalışmaların iki ayrı grupta sürdürülüyor. İlk projede bitki atıklarından elde edilen oksijen salınımlı polimer gübre çalışması, NASA'dan temin ettikleri gübre çalışması ile birlikte deneyen öğrenciler, ikinci projede Akdeniz fesleğenini kontrol grubu olan Ceneviz fesleğenini ile kıyaslayarak yerel tohumların araştırılmasını yaptı. Sempozyum için bir alt araştırma çalışması yapmamız gerekiyordu. Sponsorluk istedik ikinci kişimiz için. Ve öğrencilerle proje araştırması yaptık. Nasıl bir çalışma yapalım diye. Tarımdan yenmeyen kısımlardan gübre yapmayı düşünüyor. Bunun için de İstanbul Üniversitesi'nin işte bazı uzmanlardan oksijen salınımlı gübre yaptık. Ve yenmeyen büyük bir kütle vardı. Şimdi uzaylı bitki yetiştirme dediğimiz zaman bitkilerin yenen kısımları elbette ki bizim için önemli. Beslenme için ya da diğer ilaç vesaire kullanımında yapılıyor. Yani NASA'da bitki üretimi yapıyoruz. Yani biz aslında burada uzayda bitki yetiştirme çalışmalarının aynısını yapıyoruz. Temayı okuduğumuzu ve bu çalışmayla ilgilendiğimizi söyledik. Hocalarımız da bizim mailimize çok güzel dönüşler yaptılar ve dediler ki hocam biz size yapay gübrelerimizi gönderelim. Siz isterseniz deneyin. Karışıklık olmuş ama şu anki görünümünde aslında İstanbul Üniversitesi'nden hocalarımızın katkı sağladığı bu yapay gübrelerin gözlem yapacağımız bir 5 haftalık bir sürecimiz daha var. Güzel. O yüzden sonuçta neye varacağız bilmiyoruz ama şu anki gözlemimiz en azından ülkemizde üretilmiş olan bu yapay gübrelerle daha iyi sonuç aldı. Kontrolü olan Ceneviz fesleğeni var. Şöyle göstereyim. Bu Ceneviz fesleğeni tohumu. Geçen yıl biz Ceneviz fesleğini 49 gün kütle yetiştirdikten sonra öğrencilerimiz saksıda yetiştirdiler. Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gençlerin hayata hazırlanması konusunda akademik başarıda, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde değerlerle ilgili iyi bir yerde olmasını istediklerini söyledi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın geri döndüğünde çalışmaların hız kazanacağını kaydeden Akbaş şöyle konuştu. Karabük ilimizde biz gençlerimizin hayata hazırlanması anlamında akademik başarıda, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde değerlerimizle ilgili iyi bir yerde olmasını istiyoruz. Tabii ki gençlerimiz akademik başarıda Karabük'te iyi bir yerde fakat onun dışında da kültürde ve sanatta, bilimde de bir yerde olmalarını istiyoruz. Burası bilim sanat merkezi. Bilim sanat merkezimizde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz güzel çalışmalara imza atıyorlar. NASA'da tarım, yani uzayda tarımla ilgili güzel bir çalışmaya imza attılar. Uzaya giden ilk astronotumuz geri döndüğünde bizim çalışmalarımız daha da hız kazanacak. Biz hatta Sayın Valimizin talimatlarıyla inşallah Mayıs ayında bir bilim şenliği yapmayı düşünüyoruz Karabük'te. O bilim şenliğine de astronotumuzu, yani uzaya çıkan ilk astronotumuzu davet etmeyi düşünüyoruz. Davetimizle beraber gençlerimiz inşallah daha da güzel çalışmalara, hocalarımız, öğretmenlerimiz daha güzel çalışmalara imza atacaklar. İki yıl önce başladıkları GB Dünya Ötesine Büyüme projesini bu yılda sürdürmeye devam ettiklerini anlatan Hanife Kılıç da şöyle dedi. 2022 yılında başlamış olan NASA'nın Dünya Ötesi Büyüme projesinde bu yılda devam ediyoruz. Bu yıl ikinci bir kit ile projelerimizi geliştirdik. İki ayrı proje grubunda şu an İstanbul Üniversitesi'nden doçent doktor Cengiz Kahraman ve doçent doktor Gökhan Çaylı hocalarımızın desteğiyle bitki atıklarından elde edilen oksijen salınımlı polimer gübre çalışmasının NASA'dan temin ettiğimiz gübre çalışmasıyla beraber deniyoruz. Bu çalışmanın verileri bizim için önemli. Çünkü uzayda olabildiğince az atık elde ederek çalışmalar yürütülmesi önemli. Diğer bir çalışmamızda da Akdeniz fesleğenini kontrol grubu olan Ceneviz fesleğeni ile kıyas ederek yerel tohumlarımızın araştırmasına da giriş yaptık. Bu kapsamda tohum da biriktiriyoruz ve safran çiçeği bitkisini de denemeyi hedefliyoruz. Geçen yıl yaptıkları projede bitki atığı olduğunu fark ettiklerini aktaran öğrencilerden Muhammed Ali Telli ise şöyle konuştu. Bu projemizde biz geçen sene yaptığımız projede çok atık olduğunu fark ettik. Bitki atıkları. Bu bitki atıklarını kullanmanın bir yolu var mı diye düşündük. Bu yolda gübre olarak kullanabilme şeklinde bulduk. Küçük bir araştırmayla da
İstanbul Üniversitesi'ndeki uzman hocalarımızı bulduk. Ufak bir yardımla onlardan gübre temin ettik ve bu gübrelerle ekimlerimizi yaptık. İnşallah ekimlerimizden güzel sonuç alırız ve gübrelerimiz daha çok verim sağlar. Bu projede amacımız bu. Diğer projemizde, ikinci projemizde de geçen seneden ilk fikrimiz olan yerel tohum projemiz. Bu projede de Türkiye'nin yerel tohumlarını kullanarak daha çok verim almayı amaçlıyoruz. Tabii ki bu durum birçok şeyi değiştiriyor. Bitkinin soğanı.